Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin en önemli ve en fazla sınavlarda sorulan, Türk Dil Kurumu tarafından da defalarca vurgusu yapılmış noktalama işaretleri konusunu 5 dakikada öğreneceğiz. Hocam 5 dakikada imkansız, i̇mkansız diye bir şey yoktur. Çalışan kazanır, başarır arkadaşlar. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın. Şimdi 5 dakika içerisinde noktalama işaretlerini öğreniyoruz. Öncelikle cümlenin sonunda kullanılan nokta işaretleri var. Yani nokta, üç nokta, iki nokta, soru işareti, ünlem cümlenin sonuna geliyor. Burada nasıl olacak bakalım. Tamamlanmış cümlelerin sonuna biz nokta koyuyoruz. Öğrenciler dersi dinliyordu. Nokta. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Av Bilal Bey dediğimizde avukat Bilal Bey geliyor oluyor. İnce ikinin yerine kullanılır. Yarışmada ikinci ol dediğimizde buraya da yine nokta geliyor. Nokta aynı zamanda tarihlerin yazılışında kullanılıyor. 22 Mayıs 1980 dediğimizde ya da saat ve dakika ayırmada 20.30, 16.15 veya 6.15 dediğimizde burada saat dakikalar arasında nokta koyuyoruz. iki nokta koymuyoruz. Çarpma işareti yerine 7 çarpı 2 14 burada noktalama işaretlerinden noktayı koyuyoruz. Kısaltmaların arasına birkaç yer dışında yani TC haricinde mesela asla ve asla nokta koymuyor. MEB, TCK, DS dediğimizde nokta koymuyoruz. Soru işareti yanıt bekleyen cümlelerde kullanılıyor. Ders ne zaman bitecek dediğimizde buraya biz ne koyuyoruz sonuçum? Soru işareti koyuyoruz. Soru kelimesi olan her yerde soru işareti kullanılmaz. Kim bilir ne yapıyordu dediğinde burada soru alan var mı? Hayır hocam. O zaman nokta koyuyor. Buraya soru işareti koyulmaz. Bilinmeyen yer tarih ve durumlarda da kullanılıyor. Yunus Emre'nin Doğum tarihi belli ama ölüm tarihi belli değilse, doğum yeri belli değilse biz buralara yine soru işareti koyuyoruz. Beni mi özledin, anneni mi dediğimizde buraya iki defa soru işareti koymuyorsun. Kim geldi, niye geldi dediğimizde buraya virgül koyuyorsun. Bak küçük harf başlamış zaten çünkü soru işaretten sonra büyük harf başlar. Ardından da soru işaretini koyuyorsun. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sona geliyor. Acı acıyı, susancıyı dediğimizde cümle bitmemiş. O yüzden buraya üç nokta geliyor. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade ediyoruz. Mesela birçok kişi gelmişti partiye. Ali Arda, Cem böyle devam ediyor. Pardon cümle buradan. Ali, Arda, Emre, Hasan, Kadir, Sedat bak böyle üç noktayla devam edebiliyoruz Songuncu. Ünlem ise korkma, sevinme, acıma, beğenme gibi duyguları anlatan cümlenin sona getiriyor. Hey gidi günler dediğimizde ünlem işareti geliyor. Buraya dikkat edelim. Hey buraya bakarsanız iyi olur dediğimize bak. B büyük olduğuna göre buraya ünlem işareti gelebilir. Ama hey Buraya bakarsanız iyi olur dediğimizde buradaki B küçük. Demek ki virgülden sonra küçük harfle başlayan buraya gelmiş. O zaman buraya ünlem işaret koyacağız diyebiliriz. Buradaki harfin büyüklüğü ya da küçüklüğü buraya ünlem mi gelecek, virgül mü gelecek? Senin bilmeni kolaylaştırır konuçum. İki nokta alıntı cümlelerinden önce kullanılıyor. Sembolist şair iki nokta üst üste işte, şiir duyulmak içindir diyor dediğimizde bak buraya iki nokta geldi. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konuyor. Sınava iki kişi girmedi. İki nokta üste Ali ve Emre noktaya koyuyorsun. Sınava girmeyen birçok kişi vardı. İki nokta üstte Ali, Emre, Aslı. Buraya da üç noktayı getiriyoruz Songuç'um. Cümle içinde kullanılanlara baktığımızda virgül, noktalı virgül, aynı zamanda iki nokta. Bunlar da cümle içinde kullanılıyor Tonguç'um. Virgül eş görevli kelimeleri ayırmada kullanılıyor. Akıllı virgül, terbiyeli virgül, çalışkan bir çocuktur dediğimizde buralara virgül geldi. Eş görevli sözcükler. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılıyor. Bir varmış virgül, bir yokmuş. Sıralı cümle hatırlarsan birden fazla yükleme olan cümleydi ve buraya da Araya virgül geldi. Özneyi belirtmek için de kullanılır. Tonguç en sonunda konuyu kavradı. Tonguç en sonunda konuyu kavradı dediğimizde özneyi vurgulamak için virgül kullanıyoruz. Virgül aynı zamanda ara sözleri ayırmada kullanılıyor. Sınıfın en çalışkanını bekliyorlar. Tonguç'u bekliyorlar dediğimizde. Buraya kısa çizgi koyabilirsin. Bu şekilde virgül de koyabilirsin. Yani şunlar yerine şöyle pardon. Burası karıştı şöyle biraz daha şöyle vurgulayayım. Hatta başka bir kalem alayım şöyle. Nerede? Mavimiz. Mesela buraya virgül de koyabilirsin veya da kısa de kullanabilirsin. Aktarma cümlelerinden sonra da konuyor. Buraya geliyorum dedi arkadaşına bak. Bu cümle başkasından aktarılan bir cümle. Kesirleri ayırmak için 1 bölü 3, 20 bölü 8, 6 bölü 2 derken de virgül kullanabiliyoruz. Şuna dikkat et. SSA'dan sonra virgül gelmiyor. Mesela ee, sıkı çalışırsa virgül kazanır diye yazıyorlar. Böyle bir şey yok. Buraya virgül gelmiyor Tomuç. Virgül aynı zamanda anlam karışıklığını önlemek için kullanılıyor. Genç adama yer ver dediğimizde Genç adama mı yer verdi yoksa genç birisi adama mı yer verdi anlaşılması için buraya virgül koyuyoruz. Evet peki tamam gibi sözcüklerden sonra da kullanılıyor. Evet konuyu anladım. Hitap bildiren kelimelerden sonra da kullanılıyor. Sayın Veli çocuğunuz zır deli dediğimizde bak burada Sayın Veli'den sonra virgül koyuyoruz. Ardından çocuğunuz zır deli diye devam edebiliyoruz. Noktalı virgül içinde zaten virgül bulunan sıralı cümleler ayırmada kullanılıyor. Yani at ölür meydan pardon şuraya koymadım. At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır dedik ya. Şimdi burada zaten şu iki cümle ayırırken virgül gelmiş. O zaman buraya biz noktalı virgül koyuyoruz. Çünkü noktalı virgül virgülün karizmatiği. Pazardan elma, armut, muz, kivi, soğan, biber aldım diyorsun ya mesela. Şimdi soğanla biber sebze, armut, muz, kivi, meyve. O zaman buraya noktalı virgül koyuyoruz. Yani noktalı virgül virgüllerden daha karizmatik virgül olduğunu unutma. Kısa çizgi satır sonunda kullanılıyor. Öğrenciler okula kitapla rını getirecek dediğinde bak buraya kısa çizgi koyuyorsun. Ara sözler ayırmada sınıfın en iyisini Tonguç çağırdılar. Buraya virgül de gelebiliyor. Kısa çizgi de gelebiliyor. Dil bilgisi kullanılır. Ki tablık derken yine kısa çizgi kullanabiliyorum. Uzun çizgi karşılıklı konuşmalarda kullanılıyor. Tırnak işareti vurgulamak isteyen, özel olarak belirtmek isteyen yerlere yine böyle tırnak işareti kullanabiliyorsun. Ya ayraç yabancı kelimelerin okunuşunda alay küçümseme anlamı katarken hacivat gülerek dediğimizde mesela tiyatrolarda anlatırken kullanıyoruz. Kesme işareti artık konumuz bitti. Özel isimlere getirilen çekmekten ayrımı da kullanılıyor. Ankara'dan abim gelmiş dediğimizde veya hatta Türk'ün her ülkede dostu vardır dediğimizde kesme işareti kullanıyoruz. Ama yapım eki aldıysa buraya herhangi bir kesme işareti getirmiyoruz sonuçta. Konumuzu bitirdik. Şimdi yapman gereken güzel güzel çalışmak. Hadi bakalım derslerine başarılar.